17-50 tarihinde Ankara Gücü Hatayspor'u konuk ediyor ve İbrahim'in kafa vuruşunda top doğrudan dışarıya çıktı. Çağan açık. Çağan orta alana kat etti, ardından arapasına hiçbir takım arkadaşı hareketlenmedi. O noktada Buğra'dan ters bir vuruş ve Sıraç Aslan Akulov'un vuruşu az farkla dışarıya çıktı. Serbest vuruş kullanıyor Hatayspor. Kullanılan serbest vuruşta gelişine bir vuruş denemesi, pozisyon devamı çizgiden çıktı. Bir atak şansı daha olacak Hatayspor için. O noktada ise Halican Kampara vuruşunda ise top dışarıda Hatayspor'un. Sıraç Aslan Akulov. Sıraç top hala kendisine, idare pasla Abdülkadir Çelik ceza sahasında topla buluştu. Abdülkadir yerden pasına Sıraç ve top dışarıda. Gole yaklaşmıştı Ankara Gücü Sıraç Aslan Akıloğlu. Dakika 15, Halican Kampara Hatayspor'da kırmızı kartı görerek takımına 10 kişi bıraktı. Kötü söz devamında karşılaşmanın hakemi uyarıldı ve Halican Kampara'nın gördüğü kırmızı kartla mücadeleye 10 kişi devam ediyor. Hatayspor kullanılan serbest vuruşlar ise Görkem Cihan. Kendisine faul yapıldı ve serbest vuruş kullanacak Ankara Gücü derken pozisyonda şimdi Çınar savunmada topu uzaklaştırdı. Dönen top yükseltildi ceza sahası içine. İbrahim bıraktı sol tarafa Yağız Efe Kaya. Atak yönüne göre sol tarafta Yağız Efe Kaya. Son çizgiyi mi düşüncesi, Yağız yaptı ortaya Abdülkadir. Abdülkadir bıraktı pasını Zahir'e. O noktada Zahir Sıraç Aslan Akulov'u düşünürken Sıraç'ın vuruşuysa etkisizdi. Kaleci Buğra için oldukça rahat bir pozisyondu bu. Yağız Efe Kaya, görüntülerimiz ikinci yarıdan, atak yöne göre sol taraftan geliyor Ankara Gücü. Yağız Efe Kaya ile birlikte Yağız Efe girdi ceza sahasına, yerden pasında kimse dokunamadı. Ardından Sıraç Aslan Akulov topu ağlara gönderdi. Dakika 52, Sıraç'ın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti Ankara Gücü. Sıraç'ın sol ayağıyla vuruşunu izledik sevgili izleyenler. Şimdi köşe vuruşunu izliyoruz ve Hatayspor'un köşe vuruşu yan ağlarda. Berat'ın pasında Sıraç bıraktı bir kez daha. Berat atak yöne göre sağ taraftan geliyor. Çağan yaptı ortayı. Ardından Yağız Efe Kaya vuruşunda ise top üstten dışarıda. Kaleci Buğra İpek uzun oynadı. O noktada savunmada Onur Ağlı'na açık indirdiği noktada ise şimdi atak yöne göre sağ taraftan takım arkadaşını hareketlendirdi. Sıraç Aslan Akıloğlu topuk pasında Abdülkadir Çelik, kale boş ve Abdülkadir topu ağlara gönderdi. 2-0 yaptı skoru Ankara Gücü. Sıraç Aslan Akıloğlu bir gol bir asistle mücadelede maça damga vuruyor diyebiliriz bu performansıyla ve Abdülkadir'in golünün tekrarını izledik. Şimdi ise top ağlara gitti. Ali Yılmaz attı golü ama gol geçerli değil. Hatayspor farkı 1'e indirdi ama gol geçerli değil ağlara giden top. Şimdi ise kaleci Buğra İpek uzun kullandı vuruşunu. Top savunmada Mertcan'dan sekti ve Ali yerde kaldı. Pozisyona ise karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip Hatayspor için farkı 1'e indirme fırsatı geldi. Çınar vurdu ve Görkem Cihan'ın kurtardığı penaltı geçerli değil. Karşılaşmanın hakemi yardımcısının da uyarısıyla Görkem'in penaltıyı kurtarırken iki ayağının birinin dahi çizgide olması yetiyordu ama değildi o noktadaysa. Şimdi tekrar penaltı kullanılacak ve bu kez topun başında Ali var. Ali topu ağlara gönderdi ve skor 2-1. Ardından karşılaşmada son düdük geldi. 17 Elit A Ligi'nde 5. hafta sonucu Ankara Gücü 2, Hatayspor 1.